Pek çok enteresanlığın yanı sıra sağ performansı. Her iki takımın çok enteresanlığı. Hakemlerin performanslarını zaten birazdan özetle iyice konuşacağız. Neler söylemek istersin sıcağı sıcağına? Ee, Konya'da oynayan, ileride oynayan dört oyuncuyla Fenerbahçe'de ileride oynayan dört oyuncuyu karşılaştıralım. Hemen. Milosevic, Trabore, Pofana, Yahovic. Evet. Yazın bir yere. <laughs> Yazıyorum hocam. Önde tamam. var. tahtamız yok Tahtaya da Ezim dedik. Tahtayı istersek gelir hocam. Tahtayı da isteyelim ama şimdi ona gelene kadar beklemeyelim. Tabii İsim yazdığımız Muhabbet zaman. Güzel. Ben şuraya yazayım. Tamam yaz. S Yazıyorum hocam. Yahoviç. Yahoviç. Fofana Trare. Fofana. Trare. Trare. Cukubiç miydi? Yok. Supe. Milosevic. 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 Baça başladı, forvet attı. Dördü ileride. Milo Sevic. Peki Fener'i yazın. Yazıyorum hocam. Silimani yazma istersen. Silimani. arkasında Zays. Silimani. Zays. Moses Valibana. Bir dakika. Zays'ı hiç sallatmam. Çocuk 10 dakikada bir tane isabetli şut attı. Benzi'ye 19 maçta bir tane isabetli şut attı. <laughs> Solda Valbiyana. Solda Valbiyana. Hale hale bak nasıl dalga geçiyorlar. <laughs> Aslında siz onu Mozes. yazın da o akşam yazdım bitti. Buyur hocam. Hangi dörtlüyü? Konya'nınki daha iyi bence. Bakayım bir daha ya, göster. ile Silmaniye değiştir. Konya'nınki de şeyi de alırım. Tofana'yla da Zays'ı değiştir. 2 <laughs> 2 <laughs> hocam. Hani Mil bir bitirli tutarım belki de. Mozus'da Valbeona'yı Konya'ya koy şampiyon olur. Peki bu dörtlüyü Fener de oynat bugün. Oynar. Bir şey değil. Oynar, oynar, oynar hocam. Niye oynamasın? Maç daha değişik olur muydu? Olurdu. Yahaviç bak o santraforlar değişseydi maç farklı olurdu. Silimani yerine Yahaviç olsaydı sade bir tanesi Aslında değişsin bugün bence farklı olurdu. Aslında bugün bir şey var yazıda onu unuttum. Şimdi aklıma geldi. Mesela e, Bursa 30. dakikada falan 33'te 10 kişi kaldı. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında 10 kişi kalmadı. Silmani son 20 dakika 4 tane falan foul yaptı hücumda. Yani benim diyen Hocam, Konya defasından daha iyi oynadı. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zuta canlı yayın noktasında. Bir takım olarak birlikte savaştık, mücadele ettik onu söylemek gerekir. 11'e 11 olsa daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bantalım. Yeah, we need to be happy about uh, one point. We know that is very good. Very hard game here. Çok zor maçtı. Bu şartlarda bir puan için sevindirici diyebiliriz. Uh, the position with Şakir And you had an injury. We saw it. How could you uh, go on for the game in the second half especially because it's a bad one the adrenaline uh, take away the pain but uh, it's a, it's a very hard challenge for me at least they should see it on on the on the camera çok sert bir e, hareket olduğunu söylemem lazım adrenalinle aslında devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda ama çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve eee da gidebilirdi yani kameradan da bakılabilirdi e, çek eee <laughs> küçük say... Nereye exactly? gidersen. <laughs>

Kuşkusuz seyircilerimizin en çok merak ettiği pozisyonlarından birisi de 13. dakikada Şikirteli'nin sarı kart gördüğü o pozisyonda kart kararı doğru muydu? Fakat hocam sizinle beraber olmadığımız dakikalarda Konya Spor 2. Başkanı çıktı. Mesela o kırmızı olmalıydı falan demedi. Şöyle dedi. Yahu için pozisyonunda Hakemi çağıran var. Orada niye çağırmadı dedi. Mesela o da enteresan bir bakış açısı. Bak. Bu var olayı çok enteresan yere gitmeye başladı Türkiye'de. Bazı spor yorumcuları da var. Yazı yazan, ahlak dışı olanlar. Bu işleri başka türlü kullanmayın. Vara biz gittik. Vara çok şey öğrendik. Herkes de gidebilir çok Vara. Çok da güzel bir programdı. Herkes gidebilir Tabii Vara. Şey... Biz istedik federasyon. Bir de hakemler gitmiyor canım. Federasyondan federasyondan izin alındı. A spor olarak gittik. Hakemler bizim kadar gitmedi. Erman yani. Serkan olarak gitmedik biz. A spor olarak gittik. ATV'nin A spor olarak gittik. Ama bazı ahlak dışı adamlar çok alakasız şekilde bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Yani e, onları onlara baktıktan sonra bizim hakemlere bakıyorum. Onlar da aynı. Şimdi bakıyorum Serkan Çınar. E, ee, bu, ben bir cümle söyleyeceğim. O konuyu da uzatmak istemiyorum hocam. Yani MHK'nın gidişini bizim aylar önce yaptığımız o eğitici var çekimlerine bağlayan son derece akıl, vicdan ve izan dışı bir yazı okuduk da hocam de, da etkilenmiş. De, bu kadar değilim hocam. Avukata bakacağım ama avukata bakacağım. Orada bir tek kelime var. Bu bizim değil. Bu, bu televizyon A ha, Hayır ya son derecede ne herkesten futbol federasyonu çok Federasyonu başkanlığı, başkanlığı da katıyor vatandaş. Evet, ben, okumadım. Siz gittiniz Şu, diye mi? Biz gittik. Evet, evet, evet gitmiş, Futbol Federasyonu evet. başkanlığı yani, da katıyor. Ya, e, aklı, yani, aklı, yani, aklı evvel biri var. Öyle bir şey. Hani daha başka kelimelerde kullanılıyor. İşin enteresan. İşin enteresan. Sanki federasyon gündemini başkanı yazdırmış havası veriyor etrafa. Merak ediyorum ne yaparlar. Onların sorunu? E tabii bir de A sorunu. ATV'nin sorunu. Neydi Bizim hocam, devam değil. Mi? Şimdi bunları olan bir ülkede Serkan Çınar. Ya kardeş, niye milletin ağzına ciklet veriyorsun? Konya'nın yöneticisi çok akıllı bir şey yapmış. Ben o sırada yazı falan yazdırıyordum dışarıda. Bir de merdivenlerden ağır indim. Asansör çalışmadığı için arkada. Tek tek basarak indim. Ya bak ne kadar güzel bir tenkit. Birini de çağırıyorsun diyor. Doğru. Baksın orada doğru yanlış. Bırak hakem karar versin. Git de verme. Tabii, git Bırak, verme. Sen maydanoz olma. Sen maydanoz olma. Ukala. Çağır la bak işte. Belki ligin kaderi değişecekti. Şimdi biz oynatacağız neler göreceğiz bak şimdi. Biz oynattığımız zaman neler görecek seyirciler. O zaman ne yapacaklar? Biz VAR'a gittik. VAR'ın nasıl çalıştığını da gördük. Şimdi burada biz tartışacağız. Bazen ayrı fikirde de oluyoruz. Ama hakem de aynı fikirde de olabilir. Bırak var var. Hani eski hakemler var ya o karalar, gazeteciler. Ya hakem de hata geçti o işler abi. O işler bitti. Bunu hakem 50 hata sene, yapar 50 yok. Sene öyle ben de hakem sene. Kere hata yaptım. 50 sene. Keşke var olsaydı be. Tabii. Hatam sıfır olurdu. Gördüğümü çaldım. Ama akşam geldiğim zaman lan baktım ki dağlara taşlara yapmışım. Ha, var olsaydı yakalayacaktım. Seni çağırmasalardı ne yapacaktın? Kendin gider bakar. O zaman onun onu yamutun. kendine, Kendin gider bakar. Kendine, o, gider. Hocam, hocam gitmek hocam, yasak değil ki. Ya yasak değil. Şüphelensem, yardım isterim abi. Şüphelensem abi. Şüphelensem ya, şüphelensem yardım istersin yanıyorum, de. Öyle yanıyorum, 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 yanıyorum. Yangın var. İtfaiye çağırın derdim. Ya hocam yanıyorum der. Niye yanlış kalsın istesin ki bir hakem zaten İstemez. bir kararı. Çok emin yanlış ya. bir karar vermiş. Neden onu düzeltme şansını kullanmasın ki? Abicim adam gördüğü Ya da herhangi bir konuda. Allah Allah. Bakın Tribünde kaç kişi vardı? Bayağı kalabalık. 40'tan fazlaydı. Bana tam sayıyı verir misiniz? Ya, vara gidildi bilmem ne oldu. Eskiden topçular, teknik adamlar, seyirci. Bak nasıl oturmaya başladı. Tabii ki oturur. Karar veriliyor. De. Kuzu kuzu razısın. Tüm dünyada. Ha, doğru yanlış. Tartışacağız. Bu akşam da var çünkü. Var. Var da yanlış var. Varsız yanlış var. Var oğlu var. Var olarak maçı idare etmeyin abi. Bırak hakeme verin maçı. Gösterin hakeme. Aynen. Serkan Çınar. Sen bunu çözemiyorsan var da hakem Zaten çözemezsin ki. Çözemiyor zaten. Bunlar daha çok Merkez Hakem Komitesi'nde de gönderirler. Ve daha işin kötüsü bunlar federasyon gönderirler. Bu hakemler diyorsunuz. Abi bakın tehlikeyi yılanın başını ezmezseniz tehlikenin nerede olduğunu göreceksiniz. Şimdi daha ne işler olacak? Şu anda iki tane Merkez Hakem Komitesi Başkanı var. Birisi Mustafa, birisi Sabri. Sabri şemsiye aldılar Mustafa'nın altına. Yağmurdan çamurdan kurtarmak için. Bakın göreceğiz şimdi. Ben bu işten biraz anlıyorum. Biraz da tecrübem var. Hepsini de ciğerini okuyorum. Gelenleri de biliyorum yalnız. Yalnız Allah rahmet eylesin. Hasan'cığım. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat. Kemiklerin sızlamıştır bu komiteyi görünce inanıyorum. Bu komiteyi görünce kemiklerin sızlamıştır. Senden her şeyi konuştuk. Ne yaptığımızı da biliyorum, ne yaptığını da biliyorum. Kemikler sızlamıştır. Burası Türkiye Hasan'cığım. Evet, sonuçta hocam çok sıkıntılı bir dönem geçirildi. Herkesin e, şikayet ettiği bir dönem geçirildi. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu döneme de umutla e, bakmak lazım. Nasıl ki bir futbolcu ilk maçına çıktığında, a yeni geldi diyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü. Bu hafta. Hatta bir teknik adam geliyor. 10 maç bir bakalım Tabii. diyoruz. 10 maç diyoruz. Bu haftanın Eşitli... şeyi yok canım. Yani bu, bu hafta da dahil zaten olmak bu üzere. yeni gelen şeyi yapmadı. Tabii ee, ki bu hafta e, da bir yapmadı. Eskileri yaptı. Ben yaptı. bir şey söyleyeyim. Hocam düşmanım olsa dua ederim git hayke başkanı ol diye. <laughs> Türkiye'de Serkan'ın bana dediğini söyleyeyim mi? Ne? 39 İzin bin. versin Serkan. Ne hangi konuyu hocam? Hani bana MHK komitesi başkanlığı verir o Hocam gelsen. boş ver hiç söyleme. <laughs> ha ben yani çok Ben çok açık söyleyeyim. Benim mizacım gereği Hani bu eksikliktir, fazlalıktır, herhangi bir şey için değil. Yani ben hakemlik... Kusura bakma hocam sana da laf gidiyor. Eş sana da yaptım. laf gidiyor. Yani ben hakemlik yapanı da anlayamıyorum. Merkez Hakem Komünitesi Başkanlığı niye? Bak, ben, şey mi? Ben, ben yaparım abi. abi, Top, abi hiç Toplarım araba. bütün hakemi. Şerefi üzerine yemin ettiririm. Bile bile la Gördüm sen şerefsizsin der, defa derim abi. Ne tazminat hesabı yapar. Abi kelle koparmadan bak. Yeni MHK. İki kelle alacak. Hem de öyle böyle değil. Diyecek ki açık böyle. Hani Yusuf abinin Galatasaray'a sunduğu gibi değil. Diyecek ki arkadaşlar falanca'ya falanca'ya sezon sonu maç vermiyorum. Turgay. Diyecek abi. Turgay bunu senelerdir söylüyor. Diyecek. Yani şimdi var da kelleyi alacaksın Alacak. herkese göstereceksin. Göstereceksin. Hani iki tane söyledi ya belki sonra maç verdi. Yok abi. Bu iki kelleyi aldım yolladım. Aldım bitti. yok abi. Sezon sonu abi. yok diyeceksin. 30, Bak ne oluyor. 39 bin küsür 40 bin ne yakın seyirci Tabii. var. 40 bin kişi. 40 bine yakın seyirci Fırat var. Hoca ikinci devre hangi maçta gene böyle dağlara taşlara yapmıştı? Ya bütün maçlar öyle ya. Yok ben çok ülkede, konuştuk ya bu ikinci bu devrede bir maç yönetti bayağı bir olay ya. oldu. Ya, bir lobisi ya. vardı. Pozisyon söylerseniz bir lobisi vardı. Da şimdi Fırat Cüneyt'ten daha iyi hakem da. falan. Ya nere? Ben Fırat'ı ilk Beşiktaş fenerbahçe maçta tanıdım. Kezban gol atmıştı. Birinci dakikada Volkan Pantolon'la oynuyordu eşofmanla. 89 kart gösterdim. Bu adam dedim Eyyamcı. Daha ilk maçı izledim. O günden bu örep eyyamcı. Kimin takımı da yoktur ha. Beşiktaş falan derler. Beşiktaş olabilir de. Bu rüzgar mi esiyor Fener. E Fener. Beşiktaş'a mı esiyor Beşiktaş. Galatasaray'a mı esiyor? Eyyamcı'nın kralı Geçen abi. haftaki Göztepe-Alanya maçını mı diyorsunuz? Yoksa daha eski bir maçı mı Ben söyledim de. Ha. Çok konuşuldu bir maç. Abi, maçı abi. her maçı konuşuldu. Geçen hafta Göztepe-Alanya mı? 3 defa konuştuk Yok. ben hatırlıyorum. Hangisi? 3 defa konuştuk. Bir evet. gündüz maçıydı ben hatırlıyorum. Gündüz maçında bir şey yaptı. Çünkü ben izlemiştim. <laughs> Hocam sonuçta dört tane pozisyon çok ön plana çıkıyor. Birazdan özet görüntüler geldiğinde ki artık sayılı an kaldı. Ekran başından bence ayrılmasın e, bu pozisyonlara takım oyununun Ermantoğlu'nun ne diyeceğini merakla bekleyenler. Birincisi 13. dakikada Şikirten'in sarı kartı hocam. Ondan sonra Zahirson'a ceza sahasında yapılan bir harekette penaltı beklentisi vara gidildi. Sonrasında için atılması... Aklınıza başka pozisyon geliyor mu bilmiyorum. Bir de ikinci yarıda Alper Potuk girdikten sonra attığı gol ve offside gerekçesiyle sayılmaması dört tane ciddi hani sizin tabirinizle deve dişi gibi pozisyon var genç hakem adaylarına bu konuyla ilgilenenlere. Moses'un Nagatomo'su var. Ders niteliğinde pozisyonlar var. Moses'un Nagatomo olayı var. Evet. Moses'un da bir pozisyonda Nagatomo ve Soldado gibi F of kullandığı gibiydi, iddiası var. Soldado atıldı, Nagatomo atıldı. mı gibi. gibi. Onlar gibi dediği iddiası var dedim. Buyurun hocam. Oyunun başındaydı herhalde. 7. 8. dakikamız. Soldan Konya hücum ediyor. Çalımı attı. Ceza alanına doğru girecek. Fenerli futbolcuyla Konyalı futbolcu pozisyona girdiler. Net ceza cezaları dışı. Gene Fırat eğildi. Kalça biraz dışarıda. Hop hop böyle yaptı. İnşallah evet, gelir o pozisyon. Edeydi. Bu evet. neyse bu, bu. Topa müdahale. Hiçbir alakası yok. Orada konuştuk. Evet, Fırat'ın şekli yok belli. Belki. Ceza sahasının 56'da. dışında faul. Sol açık yerinden girdi evet. çocuk. Hatırladı pozisyonu. Ceza alanına giriyordu. Topla, moptan, uzaktan, bir yakından, tamam. uzaktan yok, yakından, şey, yok, uzaktan, yakından şey, alakası yok pusu. Siyahi bir ölçüydü. Hocam tamam, bak, hızı mahkemenin kapatını dünkü maçtan bir örnek aldım. Dünkü maçtan bir örnek geldi? Çok önemli pozisyon olduğu için söylemiyorum. Ceza sahası dışında kaleci ayakları içeride eli şöyle eğildi aldı. Yani gözle yardımcının çünkü hizası olma şansı yok. Gözle top içeride mi çaldı bilemezsin. Gidip bir vara bakacaksın. Sarıysa sarı. Kale boş çünkü arkada bir adam var. Ama sarıya bakmıyor ya işte. Hayır hayır. Hı. Kırmızı da olabilir diyorum. Kale boş çünkü arkada. Hı hı. Arkada kale boş. Ceza sahası dışında çünkü önde rakip var. Bunu gözle bilemez. Niye bakmıyorsun abi? Maç önemli değil. Niye bakmıyorsun? Çünkü hani gol çizgisi olacağım ki yardım da gördü. Tamam. Belki var bakmıştır. Demiştir ki şimdi, şimdi, şimdi Bakın, şimdi, bakın, şimdi bakın. Şimdi bakın. Bu Serkan Çınar denen adam Bundan 8 7 8 sene evvel Yusuf ne oldu gene MHK başkanıyken buna gidip Hocam ya ben büyük takım maçı idare etmek istiyorum. Onun için ben iş yerimi Lüleburgaz'a Edirne'ye falan almayı düşünüyorum. Bana büyük takım maçı o zaman verirsiniz değil mi diyor Yusuf'un cevabı. Oğlum sen hakemlik yap İstanbul'da da olsan veririm diyor. Şimdi bu adam mesela şimdi diyor ya Konyalı idareci niye çağırmadı? Şükürten sarı verdi değil mi? Evet. Çağırdı mı nedir? Kırmızılık bir olay var. Gel bak demek. Tabii. Tabii. Dün Cüneyt Çağırmadı. Çünkü çağırırsa ona yıkılacak maç. Niye çağırdın diyecekler. Hocam hakem baksın. Gene devam. Gene sarıya devam etsin. Yani Tabii onun gözü... görevi çağırmak orada. Ama cin niye Fener'le kötü olsun Serkan Çınar? Ya bunlar bunları düşünüyor. Ya İlker sen hakem olarak gidip komiteye abi ben işte büyük takım maçı yönetmek istiyorum. E, Edirne'ye tayinimi yaptırayım. Bu ne demektir? Ben büyük takım maçında her altı yaparım. Bunu istiyorsam her altı yaparım. Nasıl ümitlenen adam karısını ve çocuğunu maça getirip Fatih Terim'den fotoğraf çektiriyorsa idare ettiği maça. Nasıl çektirirsin ya? Bir de o maç Mustafa'nın pozisyonu. Ersun Yanal'a soruyorlar. Ya diyorlar işte bir, Fatih Terim'den hakem. Ya o da soruyu başka tarafa götürüyor. Benim hakem dostlarım var. Doğrudur. Olabilir başka hakem başka bir dostlarım. Şey. O ayrı bir boyut. Maçın arkasından değil. Ama ben hakem olacağım. Maça karımı çocuğumu götüreceğim. Maçtan sonra da Fatih Terim'den fotoğraf çektireceğim. O senin son maçın olur. Daha fecisi şu. Ben merak oluyorum. O senin son maçın. Yüzde yüz hakkısın hocam. Daha fecisi şu. Sen maça giderken eşine ve çocuğuna Terim'le fotoğraf çektirme sözü veriyorsun götüreceğim diyorsun sen o maçı normal yönetemezsin sonra da kaçıyorsun yönetemezsin arkadaşlar. çekim olunca kaçıyorsun mesela hakemlik yapıyorsun ya arkadaşlar bunlar önemli şeyler Fatihlerimle konuşabilirsin fotoğraf çektirebilirsin ben de hakemlik yaparken ben hepsi benim arkadaşım Fatih de arkadaşım Mustafa da arkadaşım biz zaman zaman kavga da ediyorduk Fatih'le Mustafa'yla tartışıyorduk Şenol'la da tartışıyorduk bunlar benim karşı karşıya top oynadığım adamlar ben bunlarla otururum konuşurum da sen bu sen de oturup konuşursun. Havalimanında karşılaşırsın, merhaba dersin, oturursun. Ben kusura bakmayın. Tatilde Gordon Miller, Havalimanında karşılaştım. Karşı karşıya böyle kaldırdık bardaklarımızı maçtan sonra. Gordon Miller adam. Helal hoş olsun. Tatilde karşılaşırsın. Olur. Hiç bir numara bir adam. adam yan yana, şekli, şemali, konuşması şekli. Beyefendi, sportman bir adam. Merhaba derim otururum Şuraya masa Sabah'la kaç defa oturdum konuştum. Bunlar başına gelecekleri anlamayacak kadar şey mi düşünemiyorlar mı yani? Hocam şöyle Böyle söylemişin. bir pozu verdiğin hocam, anda bunu burada yakalandığın zaman bu ülkede neler olabileceğini hakikaten düşünemeyecek kadar kafaları çalışmıyor mu yani? Bunlar hakemlik yapamazlar bak. Bunu yaptığın zaman hakemlik yapamazsın. Bu başka bir olay. Yoksa Fatih Terim'den de oturursun sohbete herkesten oturursun. Herhalde hocam o maçın ardından koridorda koşa koşa gidip hocam, çektirirsen maça 50 tane şey söyler insanlar. ya. Öyle bir maç ki herhalde o maç. O maç o maç 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 diye kaldırdık. Sen maça şey giderken bir de dağlara taşlar. Biliyorsun ki çocuklarına mutlaka dedin ki ben Sıfatlı'yı yanına götüreceğim. Kesin dedin. Hiç şansı yok. Boşa götürmüyorsun. Hadi ver bakayım orada at Musa'yı da git derim yanına bakayım. Onu düşün. Ya şimdi şey bakın. Yani. O çok çirkin. Şimdi hocam, bakın. Ya hocam ya. Hocam. Size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Düşünmediyse hiçbir şey bilmiyorum. Geçen hafta Galatasaray maçı değil mi? Hı. Galatasaray'da yine penaltı var. Evet. Bana göre penaltı. Çünkü geliyor. Trabzon ayağının başı. böyle dışıyla çak diye çakıyor. Değil mi? E peki onu veriyorsun. Sonra öbür taraftaki pozisyon geliyor. E Kuba'nın pozisyonu. Onu gidiyorsun, seyrediyorsun ve vermiyorsun. Ve açıklama yapıyorsun sonradan basına el altında adamlarına. Çok kenara gelmiş. Lan Galatasaray'a gelen darbe de kenara oraya da gelen kenara. Hah, bravo. Ona Getirelim göre bayağı pozisyonu. kenara. Sonu. Hafif çünkü İkisi de ayağını... kenara. Evet. Hani biri laat diye basar da biri böyle olur. İkisi de aynı. Aynı. İkisi de aynı. Ona penaltı veriyorsan buna da vereceksin. Doğru. bunlar kendilerini akıllı başkalarını keriz zannediyorlar. Aynen. Lan artık yapmayın ya. Daha çok komite gider, daha çok komite gider. Eskiden. Esra söyleyeyim mi? Federasyonu filan tesir eder. Eder. Bak, Nihat Özdemir açıklama yapmış dün akşam. Federasyonda çünkü. Herkes kendine baksın demiş herhalde. Bak boyut nerelere gidiyor. Ben federasyonun katlana katlana, katlana, kartonu gibi atıyorsun? Burada diyor. Kendi başarısızlıklarına mazeret mi? Bahane bir şey öyle bir şey İlerleyen dakikalarda ekranı ekrana düşündüğüm mi? bir şey. İleride... Hatta hazır. Bakalım ne demiş. Zaten kısa da bir açıklama. Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum. Ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi. Ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Anlaşılan bir günah keçisi arıyorlar. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam. Ali Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum. Açıklama bu. Bu Nihat abi, Servet abi, Cengiz Üfikeroğlu'nu. Ali abi çok fazla tanımam. Ali Dürüstü. Onu ben debilir. Evet. Hepsini yok, ben yok. de tanırım. Ben çok fazla yani Hı. iyi tanımaktan bahsediyorum. Ali bizim TFF amatördeki düşmesi hakikaten iyi tanırım. Ali düşmez. Usta abi'nin bak güç Bak hepsini bir yer ayırıyorum. Nihat abi'nin olduğu yerde bir şey yapmayı bırak hani. Bir operasyon yapmayı bırak. Çünkü Ali Koç biliyorum Cengiz Ufuker olduğu diye girdi öbür taraftan çıktı. Nihat abi'nin olduğu yerde operasyonu bırak. Dedikodu halinde bir şey dolaşsa Nihat abi o gün bırakıp gider. O gün bırakıp gider. Nihat abi ben de